Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz arkası yarın gibi oldu bu oya ama birkaç bölümde farklı şekillerini anlatmaya çalıştım. Hem teknikleri öğreteyim istedim. Onun için biraz uzun sürdü. İnşallah sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi bu çiçeğin yapılışını anlatmıştım. Sonra tesbih için uyarlanmasını veya işte yaka çiçeği, pano başka yerlerde kullanmak için bu yapılışını anlatmıştım. Sonra da yazmaya dikilişini anlattım. Bu çanak yaprağının yapılışını ve yazmaya dikilişini anlattım. Şimdi de sıra bunun için bir ara modeline geldi. Epeydir yapmak istediğim bir ara modeli vardı. Onu yapacağım sizlerle. Biraz büyük bir ara modeli. İnşallah ağır gelmez. Şimdi zaten önceden çiçek yerlerinizi ayarlayın arkadaşlar. Mutlaka mutlaka. Şimdi burada benim hesabım 4 parmağım benim. 4-5 parmağım 8 santime geliyor. Bu şekilde yaparsak 8-9 santim ara olur. Hemen buradan mesela çiçeğimize başladığımızı düşünürsek, yeşil kısmı şurayı yapacağımızı düşünürsek oraya işaretimi koyayım. Oradan diğer çiçeğimi yapmaya başlayacağım. kayalarımı yapıp diğer çiçeğimi oturtma yerim buradan başlamış olacak arkadaşlar. Bakın şuradan şu kısmına denk gelmiş olacak. Yani şuradan hemen üçgeni yapmaya başlamış olmam lazım. İplerini de alayım kenara. Şimdi bu ikisinin ortasına yapacağım modelimi. Şimdi arkadaşlar yeşil ipimi taktım. Yeşil ipim 221, biraz boz bir yeşil. Çok net olmayan bir yeşil. Şimdi şu kısmı şuraya getiriyorum. Burada üçgen başlayacağı için. Tam ortasını buluyorum. Bir tane sağa sola kayabilir. Şimdi burası ortası arkadaşlar. Ben aralarda 3 tane zürafa bırakacağım. Şimdi bu orta. Bir zürafa bırakıyorum. Sonraki zürafaya geliyorum. Pardon arkadaşlar. Ortadaki zürafadan bir zürafa bırakıyorum. Sonraki zürafaya geçiyorum. Yani ortanın bu tarafına doğru gelmiş oldum. Geriye değil. Çünkü diğerini geriye doğru yapacağım şimdi. Buradaki bir zürafanın üzerine iki tane zürafa yapıyorum. Tek zürafanın üzerine çalıştım. Daha önce buna benzer yapmıştım. Onu iki zürafa ile başlamıştım. Bugün daha farklı. Biraz değişik görünür. Görüntüsü farklı olur. Daha sonra ilk zürafamı bulmaya çalışıyorum. Evet, şimdi onun üzerine geriye geldim ilk zürafamı. Yine aynı yere batarak arttırıyorum. Aynı yere bir zürafa oluşturuyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa oluşturuyorum araya. Beyaz saçlarım da düşmüş buraya. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Pardon, aynı yere batıyorum. Beyaz saç deyince dikkatim dağıldı. Evet, şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. İki tane zürafam var. Şunu şöyle çevireyim biraz. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum. Arttırma işlemi yapıyorum. Çok da yavaş çalışıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Ve en son zürafama geliyorum. Tabii siz şeklin takılmaması için bu işlemi daha önceden yapın. Yerleri belirledikten sonra 4 tane zürafamı yaptım. Sonra ipimi geriye getiriyorum. Baştaki zürafayı bir daha batıyorum. Arttırdım. Ortadaki zürafama geçiyorum. Bir sonrakine
Ve en sonuncuya geliyorum. Bir daha arttırıyorum. Ve bitiriyorum üçgenimi. Şimdi demin bahsettiğim 1, 2, 3 tane ortadaki ilmek, ortadakinin bir sağı, sağı mı oluyor? Sağı hep karıştırırım. Şimdi 3 tane zürafa bıraktıktan sonra bu tarafa geliyorum. Yine 2 tane zürafa mı yapıyorum buraya? Ve 5 tane zürafa olana kadar arttırıyorum. Ellerim nasırlı olduğu için ipi tutuyor arkadaşlar bazen. Evet arkadaşlar, şimdi şurayı tekrar söyleyeyim karıştırmış olmamak için. Bakın şurada ortanın ilk önce bu tarafına yaptım, şimdi bu tarafına yaptım. Orta burası. Kafanız karışmasın sonra. Şimdi 5 tane zürafayı yaptıktan sonra bunun ilk zürafasına geçiyorum. Ve bir köprü yapıyorum buraya. Daha sonra ipimi ortaya geriye getirdim. Yine çünkü bir tane daha böyle üçgen çalışacağım buraya. İki zürafamı yapacağım. Yine 5'e kadar arttıracağım burada. Evet arkadaşlar, şimdi bu ikinci üçgenimi de tamamladım. Ve kesiyorum. Şimdi işimi ters çevireceğim. İlk önce bu tarafı yapacağım. Öbür taraf aynı yönde daha çok olsun diye. Bu taraftaki daha az olsun. Çoğunluk ön tarafta olsun diye. Şimdi arada 3 tane zürafamı bırakacağım yine. 4. zürafaya ipimi bağlıyorum. İki tane zürafamı yapıyorum. İplerimi hemen temizliyorum ki sonra zor olmasın, temiz olsun işlerimiz. Şimdi aynı bir şekilde üçgenimi yapacağım buraya kadar. Evet arkadaşlar, şimdi 5'e kadar arttırdım. Hemen yine bağlama işlemini yapıyorum buraya. Ve içine geliyorum. 2 zürafamı yapıp devam ediyorum. Sonra buraya ekleyeceğim ve bir daha yapacağım. 3 sıra 1 2 3 tane üçgen yapacağım buraya. Evet arkadaşlar, şimdi bu sefer 3 tane üçgenimi tamamladım. Kesiyorum. Tekrar işimin düz tarafına dönüyorum. Ve yine bu renkteki ipimi alıyorum. Pembemsi bir lila ya da lilamsı bir pembe. Şimdi buradan başlıyorum. Yine 3 tane ara veriyorum. Hemen 2 tane zürafamı yapıp başlıyorum. Yine buraya ekliyorum, buraya ekliyorum ve en sonda buraya ekliyorum. 4 tane üçgenim olacak bu sefer. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde üçgenimizi tamamladık. Hemen hemen çiçeğimizde de aynı boyda oldu. Güzel de görünüyor bu şekilde. Evet, şimdi pırpırlarımıza geldi sıra. İlk önce şuradan başlayayım. Tam ortadaki zürafamın üzerine geliyoruz. 1 2, çok büyük olmayan pırpırlar olsun. 3 tane pırpırımızı yapıyoruz ve kesiyoruz. Şimdi tekrar alttaki şu 2 tanesinin içine de açık renkten pırpır yapacağım.
Evet arkadaşlar, onları sevmedim. Çok bu kısmı pembe göründü. Onun için hepsine mordan yapacağım, pırpır ortaları. Alttakilerini de baştan iki tane bırakıyorum. Yine ortaya denk getiriyorum arkadaşlar. Hepsinin ortasına denk gelmesi gerekiyor. Kıyılara yapmayacağım. Evet, hepsini aynı şekilde pırpırlarımı çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde ara modelimizi de tamamlamış olduk. Zaten kendi başına da ayrı bir model oldu. İsterseniz bunu havlularınızda, mevlüt örtülerinizde sadece bunu bu şekilde yaparak bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Uçlarından birini farklı renk, birini farklı renk yaparak kullanabileceğiniz ayrı bir model aynı zamanda. Evet, böyle şekilde de çiçeğimizle beraber kullanabilirsiniz. İsterseniz bunları mevlüt örtüsü ve tesbih takım olarak çalışabilirsiniz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bana Instagram, Facebook, Pinterest'ten de ulaşabilirsiniz sorularınız için. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Evde kalın mutlaka.